Haberin olsun en güncel konulardan, yepyeni oyunlardan, hayatın akışından haberin olsun. Merhaba arkadaşlar, haberin olsun'a hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba, Şubat ayına girdik. Çarşamba ile beraber artık yarı yıl tatilinin ikinci yarısının son bölümüne giriyoruz. Yavaş yavaş tatil bitiyor. Arkadaşlarımızı özlemiştik diyorsunuz zaten. Okula da az kaldı diyoruz. Yavaş yavaş okula hazırlıklar başlasın diyoruz. Okunacak kitaplar bitiyor. Arkadaş hasreti sona eriyor. Şimdi sırada dün sorduğumuz sorunun cevabı var. Şimdi karşınızda. Dünün sorusu. İleri düzey izci kampı hangi ilimizde düzenleniyor? Cevap. Bolu. Dünün sorusu. Bildiğiniz gibi size soruyoruz, sizden görüş alıyoruz. Belirli konularda yorumlarınızı alıyoruz ve bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Her gün başka sorular soruyoruz. Değişik sorular soruyoruz doğrusu. Ben de çok mutluyum sizden aldığımız cevaplardan dolayı da. Bugün ne demişiz biliyor musunuz? Hiçbirini kıskandınız mı? Kıskançlık yaptınız mı? Acaba siz ne demişsiniz cevap olarak? Çocuklar ne diyor? Kıskanç mısındır? Kıskanç mısın? Ne diyor, kimleri kıskanırsın? Tertli çocuk. Beni sevmeyenleri. Annem başkasını sevdiğimde kıskanırım. Yok, o kadar değilim. Bazenleri kardeşimi kıskanırım. Bazen... Tertli çocuk mikrofon. Mesela annem kardeşimi severken ben kıskanıyorum biraz. En sevdiklerimi kıskanırım daha çok. Ünlüleri bazen. Çocuklar ne diyor? Çok güzel cevaplar geliyor. Aynı zamanda çok doğru, çok dürüst cevaplar geliyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. İşte hep böyle dürüstlüğünüzü koruyun arkadaşlar. Ne hissediyorsanız, içinizde ne varsa onları aktarın. Böylece anlaşmak, birbirimizi anlamak çok daha kolay olur diye düşünüyorum. Kıskançlıkla alakalı mesela ben, ablam beni çok kıskanmış. Ben küçük kardeş olduğum için ablam çok kıskanmış beni sonradan geldiğim için. Bana daha fazla ilgi gösterdiklerini düşünmüş. Oysa ki hiç öyle değil. Sonradan bunu anlamış ve çok güzel bir kardeşlik var aramızda. Dolayısıyla bu yaşlarda en fazla galiba kıskançlık yeni doğan kardeşe, küçük kardeşlere göre karşı oluyor. Onlar yeni olduğu için sanki ona daha fazla ilgi gösteriyormuş gibi düşünüyorsunuz. Oysa ki öyle bir şey yok. Herkesin yeri ayrı anne baba açısından. Dolayısıyla kardeşlik duyguları geliştikçe tıpkı bizimki gibi birbirinizi sevdikçe ortada kıskançlık, başka bir şey, hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla çok önemsemeyin bunları. Kıskanmayın. Paylaşmak en güzeli diye düşünüyorum. Edremit'e gidiyoruz. Edremit Belediyesi yarı yıl tatiliyle ilgili çok güzel bir etkinlik düzenlemiş. Biz de oradaydık. Vay canına, bu Tertte sineması. Bizi öğrencileri tiyatro ve sinemaya götürdü. Belediyenin karne hediyesi olarak patlamış mısır yiyorlar. Okuldan öğrenci katıldı. Öğrencilerin 200'ü tiyatroya, 1500'ü de film izlemeye götürüldü. Katılan öğrenciler etkinlikten çok memnun kaldı. Kayseri'ye gidiyoruz, Koca Sinan ilçesine. Hijyen timi kurulmuş, temizlik yapıyorlar ve çok yararlı bir temizlik bu. Şimdi karşınızda. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde aralarında uzman kişilerin de bulunduğu bir ekip okullarda temizlik çalışması yapıyor. Toplam 43 okulda yapılan temizlik çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış özel ürünler kullanılıyor. Aralarında biyolog ve hemşirelerin de yer aldığı ekip
Sıraları, masaları, yazı tahtalarını, tavanları ve lavaboları kapsayan geniş bir temizlik yapıyor. Temizlik çalışmasıyla öğrencilerin mikroplardan korunmaları amaçlanıyor. Sırada Antalya var. Antalya'da spor kompleksi kendini genişletilmiş. 30 bin kişilik olan spor kompleksinin içine bir 10 binlik daha bir spor kompleksi dahil etmişler. Böylece antrenman sahaları fazlalaşmış, daha fazla aktivite yapılmasına olanak sağlanmış. Şimdi karşımızda. Modern spor tesisleriyle Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Antalya, Arena Spor Kompleksi'nin ardından şimdi de yeni bir salona kapılarını açtı. 14 adet antrenman merkezi bulunan salonda jimnastikten masa tenisine, eskrimden tekvandoya, okçuluktan güreşe kadar her türlü spor dalında eğitim veriliyor. Salondan 7'den 70'e herkes yararlanma imkanı buluyor. Arena Spor Kompleksi ve yeni açılan spor salonunda aynı zamanda geleceğin sporcuları da yetişecek. Bu kapsamda başlatılan proje için Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. Şu ana kadar hangi sporda mı sayılırlar? Benim şu ana kadar eskrim... TRT Haber mikrofonu! Bu çocuklar sporu! Falan takıyormuşsunuz. Elinizde bir kılıç oluyormuş ve de savaşıyormuşsunuz işte. Benim de öğrendim sanmıştım. Evet. Protokol çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okullarda eğitim gören 8 bin öğrenci dönüşümlü olarak salonlarda eğitim alacak. Arena Spor Kompleksi içinde bir de gençlik merkezi bulunuyor. Merkezde öğrencilere satranç kursları veriliyor. 8 bin öğrenciye böyle bir olanak tanınması gerçekten çok harika. Hep etkinlikler dahilinde olacaklar. Her zaman sosyalleşecekler, sporla ilgilenecekler, değişik oyunlar oynayacaklar, arkadaşlığı öğrenecekler. Gerçekten harika bir projeymiş. Tebrik etmek lazım. Şimdi alo demek lazım. Alo! Alo. Sena, duyuyor musun bizi? Evet, duyuyorum sizi. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Nereden arıyorsun bizi Sena? Konya Selçuk'ta arıyorum. Nasıl havalar Konya'da? Havalar burada karlı. Ya soğuk ama... Ya soğuk ama kar var. Soğuk ve kar. Tamam, güzel. Güzel. Biraz daha böyle aylar geçtikçe bahar gelir diye düşünüyorum. Hangi ayda bahar geliyor Konya'ya genellikle? Mart, Nisan hangisi? Nisan'da. Nisan'da geliyor. Çok güzel. Nasıl geçiyor yarı yıl tatili Sena'cığım? Yarı yıl tatilim iyi geçiyor. Neler yapıyorsun? Akrabaları gördün mü? Ziyarete gittin mi? Beraber annenle babanla beraber ev ziyaretlerine, gezmelere gittiniz mi? Ya da etkinlik olarak evet, ne yaptınız? Evet, gittik. Ailelerimizle gittik. Kimlere hatta gittiniz? Ailemle birlikte. Nereye gittiniz en son? Duyamadım seni. Alo? Duyuyorum, duyuyorum. Söyle. Etkinlikten bahsediyordun galiba. Ailemle gezdik. Çok güzel. Peki, arkadaşlarını özledin mi? Okul başlasın ister misin? Okul başlasın istiyorum. Evde sıkılıyorum. Tabii. Arkadaşlarımı da özledik zaten. Artık biraz tatili uzun gelmeye başladı diyorsun yani Sena'cığım. Evet. Kimlere selam söylemek istersin? Beni izleyen ve en sevdiğim kişilere selam vermek istiyorum. Toplu olarak selam işini halletti Sena. Tebrik ediyoruz. Biz de çok selam yolluyoruz herkese. Bizden de hediyen geliyor. Görüşmek üzere Sena'cığım. Sorumuz geliyor şimdi. Evet. Günün sorusu karşınızda. Günün sorusu. Haberimizde yer alan okullara yapılan temizlik çalışması hangi ilimizdedir? Günün sorusu. Martıları severiz değil mi? Martılarla alakalı ne çok şarkı yapılmıştır, ne çok şiir yazılmıştır. Onlar aslında hayatımızın
çok içindedir. Özellikle İstanbul'da martılar gerçekten şehrin süsü gibidir. Vapurla bir taraftan bir yakadan bir yakaya geçerken martıları seyretmek, onlara belki bir simit atmak çok güzel şeydir. Acaba şimdiki martı nasıl bir martı? Çok değişik olduğunu söylüyorlar. İzleyelim. Vay canına! Bu martı! Martı severim. Sila cama vuruyor. Camın açılmasını bekliyor. Çünkü pencere açılıyor. Martı bu eve acıktıkça uğruyor. Martı çok acıktı. Yemek yiyor. Açılan camdan bir el uzanıyor. Martı uzatılan elden yemeğini yiyor. Karnını doyurduktan sonra da gözden kayboluyor. Evet, martı uçtu. Gibi martı yemeğe gitmiş servis şeklinde. Arada hep uğruyormuş zaten. Uğrak yeriymiş. Çok güzel bir paylaşım. İşte bir insanla bir hayvanın böylesine güzel paylaşımını görmek insanı çok mutlu ediyor. Şimdi sırada dondurma var. Hava soğuk, dondurma ile ne alakası var diye sormayın. Çok güzel bir haber, çok da değişik bir haber. Guinness Rekorlar kitabına girmeye çalışmışlar İtalya'da. Bir dondurma külahına kaç top dondurma sığdırabiliriz diye yarışmışlar. Bakın ortaya ne görüntüler çıkmış. Rekorlar. Bir dondurma külahına kaç top dondurma? Bir dondurma külahı. 5, 10. Vay canına. 20, bu Maraş dondurması. Maraş dondurmalı severim. Dondurma külahına tam 121 top dondurma sığdırarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Külahtaki dondurmaları yiyip bitirebilir misiniz bilmiyoruz ama görüntüsü bile doyurmaya yetiyor. Rekorlar. Bayağı iddialılarmış. Şimdi Artvin var sırada. Artvin'de çok değişik bir çalışma yapılmış. Doğal hayatı izlemek için doğal hayatın ortasına, yani belirli yerlere kameralar yerleştirilmiş. Böylece çok güzel belgelemişler. Doğal yaşamı en doğal haliyle görebilme fırsatına sahip olmuşuz. İzliyoruz. Artvin'de yaban hayatı Foto Kapan adındaki özel kameralarla görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 80 ayrı noktaya yerleştirilen foto kapanlar, ayı, başak, yaban keçisi, alakarga, ardıç gibi yaban hayvanlarının görüntülenmesini sağladı. Hayvanlar alemini gözler önüne seren görüntüler oldukça eğlenceli. Kimi görüntüde bir boz ayı kargadan rahatsızlık duyarken, kiminde de bir sincap yemek arıyor. Foto kapanlar sayesinde bilinçsiz ve yanlış avlanmalar da tespit ediliyor. Şimdi sırada otobüsle gezen köpekler var. Evet, yanlış duymadınız. Otobüsle gezen köpekler. Bakın. Bu otobüsün yolcuları oldukça dikkat çekiyor. Çünkü sevimli ve farklılar. Londra'da hayvan sahipleri gezi yolculuklarında zorluk çekiyor. Bu durumu gören bir tur şirketi turistlere özel bir çözüm buldu. Şirket müşterilerinin köpeklerine özel bir gezi programı düzenledi ve otobüs ayırdı. Turistler köpekleriyle birlikte tüm kenti gezdi. Köpeklere ayrılmış otobüs uygulamasından turistler oldukça memnun kaldı. Günün sorusu. Haberimizde yer alan okulları yapılan temizlik çalışması hangi ilimizdedir? Günün sorusu. Şimdi sırada Çocuklar Ne Diyor bölümümüzün ikinci bölümü var. Çocuklar ne diyor? Kıskanç mısındır? Hayır. Kıskanç mısın? Kardeşim. Tırtı çocuk. Kardeşim birazcık. Değilim.
Bazen çok değil ama mesela bazıların eşyalarını ya da kıyafetlerini ama çok değil. Çocuklar ne diyor? Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın yine sizi görmek istiyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Haberiniz olsun. Hava durumu bölgesi. Hava bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 7 derece. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 7 derece. Ege bölgesi bulutlu. İzmir 12 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 16 derece. İç Anadolu bölgesi bulutlu. Ankara 3 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 4 derece. Doğu Anadolu bölgesi bulutlu. Kars eksi 7 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi karlı. Gaziantep ve Şanlıurfa 7 derece. Haberin olsun en güncel konulardan.